Senden ayrılmakla çok iyi etmiş. Bak, mutluyum ben. Hem de çok mutluyum. Çünkü kendime Nida gibi güzel, akıllı ve çok iyi bir kız buldum. Ama sen ikinci kez evlendiğin için asla mutlu olamayacaksın. Kendine çok zengin bir koca buldun, öyle değil mi? Senin ondan alacağın tek şey para olabilir. Aşkı bulamayacaksın. Biliyor musun, çocuğumuza o evde üvey evlat muamelesi yapacaklar. Şimdi bu yaptıklarına bakınca senden şüphe ediyorum artık. Oğlumun kanı senin o kirli kanın olamaz artık. Bu mümkün değil. Belki de o çocuk benim çocuğum bile değildir. Evet, bu konuda çok haklısın Prashant. Anş senin gibi bir adamın oğlu olamaz. Oğlumun damarlarında senin kirli kanın akıyor olamaz. Anş sadece benim oğlum, anladın mı? O sadece benim oğlum. Ve ben oğlumun yaşadığı soyadıyla gurur duyuyorum. O ismi fazlasıyla hak ediyor. Anş, yaş, Sindia, oğlumun adı bu. Anş, yaş, Sindia. Oğlumun adıyla gurur duyuyorum. Ve bir daha sakın oğlumun adını ağzına almaya kalkma. Bak, seni uyarıyorum. Bir daha oğlumun adını o pis ağzına alırsan seni öldürürüm. Bir zamanlar senin için dua eden bu ellerle o pis dilini koparmaktan asla çekinmem. Vay canına. Sen ne kadar da cesurmuşsun böyle. O kadar cesursun ki bugün bana el kaldırdın. Dayak yediğin o günleri çoktan unutmuşsun bile. Bir daha el kaldırmadan önce iyi düşün. Bırak iyi bir koca olmayı. Evlat bile olamadı. Ailenin itibarını iki paralık ettin Prashant. Şimdi hemen git buradan. Çünkü bu evde senin gibi birine yer yok. Git buradan. Sana buradan gitmeni söyledim. Bu ailenin sana ihtiyacı kalmadı ve bir daha sakın geri döneyim deme. Seni uyarıyorum. Annemle babamı bir daha rahatsız etmeyeceksin. Senin gibi bir adama aşık olduğum için senden değil kendimden nefret ediyorum. Annemle babama ne söylemiştim? İnsan olmadıklarını mı? Asıl insan olmayan sensin Prashant. Ailen senin için her şeyi yaptı. Ama onlara acımadı. Hayır Prashant. Asıl acınacak halde olan sensin. Evet, hem bir evlat olarak, hem bir baba, hem de eş olarak, anlıyor musun? Sen iyice saçmalamaya başladın. Bana ne yapabilirsin, söyler misin? Bugün yaptığın her şeyi sana fazlasıyla ödeteceğim artık. Bugüne kadar sadece sana olan sevgimi gördüm. Ama bundan sonra artık sadece nefretimi göreceksin. Beni anladın mı? Yanacaksın artık. Evet, yanacak ve kül olacaksın. Anne, baba, bunu siz de duyun.
Bir gün buraya tekrar döneceğim. Ve ne olursa olsun hakkım olanı alacağım. Ve o gün geldiğinde sana yaptıklarını ödeteceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi git buradan. Dışarı çık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.